Ve ne mutlu bizlere, hoş geldin diyorum sana Hasan Cihat Hoca. Merhaba, güzel dost, merhaba. Gel bize bir romansla bir merhaba de. Sen romansı çok seviyorsun. Çok severim. Evet, Mi Minör Leyenda, bestecisi Amabil'dir. Bunu söyleyelim senin için. Merhaba diyelim. Teşekkür ederim Hasan Cihat Hoca. İşte bu. Hoş geldin. Hoş. Sevgili dinleyiciler, kiminle karşı karşıyayız? Bakın, Hasan Cihat Hoca'nın dünya çapında bir altyapısı var. Eğitimi, merakı, piyano, neyle başlamış? Kemanla başlamış. Sonra klasik gitarla tanışmış ve Profesör Antonio Dumezic'te. Kimdir kendisi? Çok sevgili hocam. Öncelikle onun esas branşı gitar değildi. Akordeon ve trompetti. Fakat biliyorsunuz 60'lı yıllarda birçok gayrimüslim İstanbul'da yaşıyordu. Evet. Bunlar ekaliyet olarak adlandırılıyor. Evet. Birçok değerli üstad, değerli hoca, Ayşe'cim o zaman İstanbul'daydı. Ve? Bunları kaçırdık. Antonio Dumezic. Antonio Dumezic gibi birçok hoca vardı ama Antonio Dumezic benim hocam olduğu için söylemiyorum. En iyilerinden biriydi. Sadece klasik gitar dışında özellikleri entelektüel oluşuydu. Birçok yabancı dil bilişi, birçok insanın onu tanıması, karakteri de dünya vatandaşı olmuştu. Ama İstanbul zaten zannediyorum 60'lı yıllarda dünya başkentiydi. Evet. Ve çünkü çeşitlilik vardı. Sen de çok güzel hatırlarsın. Doğru söylüyorsun ve Antonio, Profesör Antonio Dumezic senin eğitimine Amerika'da devam etmene sebep mi oldu? Tabii şimdi biliyorsunuz bu tip entelektüel şahsiyetlerin çevrelerde geliş oluyor. Şimdi benim olduğu gibi. Evet, doğru. Hocamın da sadece efendim müzik camiasından, sanat camiasından değil, devlet başkanlarından tutun. Prezidentlere, efendim işte cumhurbaşkanlarına, Türkçesi, devlet adamlarının, politikacılarına, iş adamlarına. Bizim müziğimiz de biraz iş adamı olmadan gitmiyor, sponsor deniyor ona. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla peki Amerika'da kulakta bir sorun yaşıyorsan arkadaşlar yardımcı olsun ama o buradan düzeltilecek. Bir şey söyleyeceğim. Amerika'ya Berkeley Üniversitesi'ne, Boston Üniversitesi, Berkeley Music Academy. Accreditation Boston'dan alıyordu o zaman üniversite. Yani derslerin karşılığı diyelim Türkçesi. Evet. Tabii hocam büyük kapılar açtı. Bakınız şu anda Türkiye'de ne kadar değerli müzisyen varsa, özellikle gitaristler diyelim. Onun öğrencisidir. Ve ondan sonra bak sen Türkiye'yi bağlama üstadı Şemsi Yastıman ve Türk Halk Müziği araştırmasına yönelik çalışmalar da yapmışsın. Evet hocam ama ondan önce Ayşe'cim şey var. Esas Türk Müziği Devlet Konservatuvarı sayılan
Üsküdar Musiki Cemiyeti var. Ha, evet. Evet, o çok önemli. Emine Ongan. Çok küçük yaşlarda Emine Ongan olsun, efendim Şekip Ayhan Özışık. Ha. Efendim, Amir Ateş hala hayattadır, üstadımız, hocamız. Efendim, sonra baba dostum Tamburi Ercüment Batanay. Aa. Bakınız ben küçük yaşta bu tezgahlardan geçtim. Ne güzel. Evet, yani hani ağaç yaşken eğilir. Doğru. Evet, yaşken eğilir. Evet. Ben de binlerce öğrenci yetiştirmiş bir hoca olarak, hı-hı, bir sanatçı olarak buna inanıyorum. Daha sonra ağacı maalesef o güzel ruhları eğitemiyorsunuz. Yani bunları konuşacağız. Yani evet. Yozlaşma var mı Türkiye? Dünya müziğinde de diyebiliriz. Yani tamam, sırf Türk değil. Sonra bak, benim çok hoşuma giden şey, sen Anadolu ezgilerini hatmederek bunu dünya klasik gitara adapte ettin. Bu çok önemli bir adım. İlk. Ve Mustafa Kemal'in de istediği buydu. Çünkü ne dedi Mustafa Kemal? Türk müziğinin çok sesli müziğe uyarlamasındaki çalışmalarını güçlendirmek için yurt içi ve yurt dışı konserlere devam ettir. Mustafa Kemal'in de istediği buydu. Evet.